Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan, 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 6 Mart 2019 Çarşamba. Ulusal Kanal'da, Ulusal Radyo'da, Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başladık. Önemli haberler var bugün. Ne var mesela? ABD şantajına karşı somut adımlar atılsın başlığı var Aydınlık'ta. ABD tehdidi ne? ABD şantajı ne? Trump'ın ekonomik tehdidine uzmanlar yanıt vermiş. ABD Başkanı Donald Trump bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sağlayan programdan Türkiye'yi çıkarmak istediğine yönelik bir mektubu Senato'ya göndermiş. Türkiye'nin dik durması gerektiğini söyleyen uzmanlar askeri, stratejik, politik alanlarda ABD'ye yaptırım listesi hazırlanmasını istemişler. Efendim konuyla ilgili mesela Karar Gazetesi ayıp oluyor Trump diye bir başlık atmış. Orta Doğu bir başka tehdidi S-400 ile ilgili tehdidi manşetine çekmiş, küstah tehdit diye. Dün Truvaat'ından bahsetmiştik. Truvaat stratejisinden bugün Soner Polat da yazmış. Askeri açıdan yazmış tabii. Bu Truvaat stratejisini ikinci bölümde dün bu konuda yazı yazan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Arslan Bulut'la konuşacağız. Melanie Trump, şimdi biz diyoruz ya Fethullah Gülen'i Amerika'ya iade etsin falan diye. Yani iadesi en üst düzeyde. Amerikan Başkanı'nın neşi düzeyinde Fethullah'ın okulu ziyaret ediliyor. Melanie Trump'tan skandal ziyaret diye vermiş gazeteler bunu. Rusya inisiyatif peşindeymiş. İdlib'in güneyine Suriye ordusu bir bombardıman yapmış. Bunu Hürriyet İdlib'in güneyine ağır bombardıman diye vermiş. Dün konuştuğumuz konular bugün tartışılıyor medyada. Dün neyi konuşmuştuk? İki konuyu konuşmuştuk. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu YPG, PYD, PKK'dan bahsederken ne yani onlar bizi mi vuracak? Allah Allah, olmaz öyle şey. Babında bir şeyler söylemişti. Nitekim birkaç saat sonra da PKK, PYD Türk birliklerine taciz ateşi açmıştı. Bunu Takvim ve Güneş geniş geniş vermiş. DSP Genel Başkanı'nın Önder Aksakal'ın kumpasları savunduğu konuşmayı ele almıştık. O konuda biraz konuşmuştuk. Bugün gazetelerde, Aydınlık'ta mesela DSP Genel Başkanı kumpasları savundu diye bir başlık var. Biz hepimiz aynı gemideyiz dediğimiz zaman birileri hayır canım nereden aynı gemide oluyormuşuz falan demişlerdi. Ki CHP'li geniş bir kitle aynı gemide değiliz demişti. Şimdi aynı belediye otobüsündeyiz diye CHP reklamları yapılıyor. Hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz diye. E baba gemi daha büyüktü ya, belediye otobüsü daha küçük kalıyor yani. Aynı gemide olmuyorsun, aynı belediye otobüsünde oluyorsun. Nasıl oluyor? He? Macron'dan Avrupa Rönesansı çağrısı var. Bu da ilginç bir durum. Tusk da Avrupa Rönesansı demiş. Nedir bu Avrupa Rönesansı? İlerleyen dakikalarda konuşacağız biraz. Açlık sınırı 2500'e dayanmış. Bir de böyle bir haber var. Peki hızlıca hemen ABD şantajı, ABD tehdidi neymiş ona bir bakalım. Aydınlığın birinci sayfasından başlayalım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, Trump'ın ekonomik tehdidine uzmanlardan yanıt, ABD şantajına karşı somut adım atılsın. Nedir bu? ABD Başkanı Donald Trump bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sağlayan programdan Türkiye'yi çıkarmak istediğine yönelik bir mektubu Senato'ya sundu. Türkiye'nin dik durması gerektiğini söyleyen uzmanlar askeri, stratejik, politik alanlarda ABD'ye yaptırım listesi hazırlanmasını istedi. Ocak ayında eğer Türkiye Kürtleri, yani PYD'yi kastediyor burada, vurursa Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz diyen Trump harekete geçti. Eğer Türkiye genelleştirilmiş tercihler sistemi GTS programından çıkarılırsa
araçlar ve araç parçaları, mücevherler, değerli metaller ve taş ürünlerinin ABD'ye ihracına ek gümrük vergisi binecek. Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata karşı çıkan ve Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçerek Patriot'u tercih etmesini isteyen Washington yönetimi F-35 satışını da askıya almıştı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Hasan Ünal, Türkiye'nin devlet kurumlarının ortak çabasıyla bir yaptırım listesi oluşturulmalı, bu listedekilerin Amerika'nın yaptıklarına karşılık olarak devreye girmesi lazım dedi. Türkiye'nin NATO kartını kullanabileceğini belirten Ünal, Türkiye NATO'da Rusya karşıtı girişimleri veto edebilir diye konuştu. Emekli Büyükelçi Onur Öymen de ABD'nin ekonominin can alıcı noktalarını etkilemeye çalıştığını söyledi. Öymen, Türkiye'nin sonuna kadar direnirse kazançlı çıkacağını ifade etti. Biraz sonra Onur Öymen'e bağlanacağız. Bir yaklaşık 3-4 dakika sonra daha geniş bir değerlendirme isteyeceğiz kendisinden. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Trump'ın kararı ile ilgili açıklama yapmış. Pekcan, 1 milyar 700 milyon liralık üründe yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracat yapabileceğimizi söyledi. Pekcan, bu Türk ihracatçılarını etkilediği kadar aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek demiş. Öyle midir bilmem. Ama mesela Karar Gazetesi ayıp oluyor. Trump, bu da yapılır mı bize diye bir başlık atmış. Rahip Brunson'un ABD'ye dönmesi sonrası Ankara ile Washington arasında oluşan bahar havası ekonomiye yansıdı. Liderler 75 milyar dolarlık ticaret hedefine mutabık kaldı. Ancak Trump, Türkiye'yi ayrıcalıklı ticaret programından çıkaracağız çıkışıyla mutabakatı bozunca Ankara'dan tepki geldi. Uygulamanın hayata geçmesi durumunda 3000 kalem ihraç ürününün gümrük vergisine tabi olacağı belirtildi. Erdoğan ile Trump arasındaki mutabakatı hatırlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pek de bizi etkilemez demiş. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat da güç gösterisi savaşla değil ekonomiyle yapılıyor demiş. Onur Öymen hazır mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ne yapacağız? Aklımızın yetmediği yerde daha bu konularda bilgili bir başka akla başvuracağız. O da Onur Öymen. Hocam merhaba. İyi günler. Hocam bir sıkıntımız daha oldu nur topu gibi. Tamam, buyurun. Amerika dedi ki, vallahi dedi, siz artık az gelişmiş ülke değilsiniz. Az gelişmiş ülkelere tanıdığımız ayrıcalığı bundan sonra size tanımayalım. Siz gelişmiş ülkesiniz. Bundan sonra sizin bilmem kaç yüz kalem, bin küsur kalem malınızdan gümrük vergisi alacağım dedi. Bu da tepkiyle karşılanıyor. Tabii bu bir şantaj olarak da değerlendiriliyor. Fırat'ın doğusu ve konusunda, işte S-400 konusunda. Siz nasıl görürsünüz bu konuyu? Ya bunlara şaşırmamak lazım. Şimdi biz bunun tecrübesini çok yaşadık. Amerika ile de yaşadık. Başka ülkelerle de yaşadık. Avrupa Birliği ile de yaşadık. Yani ellerindeki ekonomik imkanları, güçleri baskı altına almak istedikleri ülkelere karşı uyguluyorlar. Amerika Türkiye'den rahatsız. S-400'ler konusunda, işte Suriye konusunda, başka konularda ve her istediğini Türkiye'ye yaptırmaya kararlı olarak veya alışık olarak diyelim, size baskı yoluyla istediklerini yaptıracaklar. Niyetleri bu. Ama bunlar her zaman başarılı oldular mı? Olabilir. Yeter ki siz direnmesini bilin baskılara. Bakın Kıbrıs Harekatı'ndan sonra 1975 yılında Amerikan Kongresi Türkiye'ye askeri ambargo uyguladı. Türkiye'ye boyun eğdirecekler Kıbrıs konusu. Sonuç ne oldu? Sonuçta Türkiye öyle bir direnç gösterdi ki hiçbir taviz alamadan Türkiye'den 3 sene sonra bu şeyi, ambargoyu kaldırmak zorunda kaldılar. Şimdi diğer konularda da böyle. Yani istedikleri şu, önce Amerika diyor. Bu ne demek? Yani ben, benim menfaatim olan her şeyi başkalarına yaptırabilirim. Çin'e yaptırırım, efendim başka ülkelere de yaptırırım, Avrupa ülkelerine de yaptırırım, Türkiye'de yaptırırım. İşte Türkiye'nin farkı şu, Türkiye'den bir Atatürk geçmiş. Bu Atatürk'ün koyduğu tam bağımsızlık ilkesi Türk dış politikasının esasını oluşturmuş. Yeter ki iktidar partileri, siyasi partiler genel olarak ve kamuoyu bu baskılara direnme gücünü göstersin. İşin esası bu. Efendim Türkiye gelişme ülke değildir artık. Gelişmiş ülke sayılabilir. Onun için bu vergiler çok güzel. Çok güzel. O zaman bize gelişmiş ülkelere yaptığınız muameleyi yapın. Yani mesela Avrupa Birliği ile
efendim serbest ticaret anlaşması müzakereleri yapıyorsunuz. Peki niye Türkiye ile yapmıyorsunuz? Türkiye'de Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içinde olduğuna göre Türkiye'de de yapmanız lazım. Bu tabii bu eleştirimiz Avrupa Birliği'ne de gidiyor. Niye siz Amerika ile görüşürken bu müzakerelere Türkiye'yi de katmıyorsunuz? Şimdi diyorlar ki biz Avrupa Birliği, efendim siz Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması yapmadı. Hiçbir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapamazsınız. Niye? Çünkü o zaman o ülkenin malları Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne gider. Güzel. Peki o zaman sizin yaptığınız anlaşmalarla, anlaşma yaptığınız ülkelerle yapalım. Orada da ayak sürüyorlar. Ve çeşitli ülkelerle yaptıkları anlaşmalarda Türkiye dışarıda bıraktılar. Biz tek başımıza onları ikna edebildiysek yaptık, edemediysek yapamadık. Şimdi Amerika aynı şekilde. Madem ki sen bizi gelişmiş ülke sayıyorsa o zaman bizim de serbest ticaret anlaşması yap. Şimdi bakın Türkiye ile Amerika ticareti 2006 yılına kadar aşağı yukarı denkti. İthalatımız ve ihracatımız aşağı yukarı eşitti. Fakat şimdi öyle bir noktaya geldi ki Amerika'nın Türkiye ihracatı, Amerika Türkiye'den yaptığı ithalatın iki misli. O zaman bunu düzeltmek lazım. Bunu bir politik haline getireni duydunuz mu? Bundan hiç bahsedeni duydunuz mu? Yani Amerika nasıl ticaret dengeniz bizim aleyhimize diye Çin'e karşı tedbirler alıyor. Siz Amerika'yla ticaretimiz bozuldu diyeni duydunuz mu Türkiye'de? Buna karşı tedbir almamız lazım dediğini durdunuz mu? Efendim serbest ticaret anlaşmasını Avrupa Birliği'yle yapıyorsunuz, bizimle niye yapmıyorsunuz dediğini duydunuz mu? Yani üst düzeyde kaç tane görüşme yapılıyor? Bunlar hayati konular. Bu konularda bir söz söyleyeni duydunuz mu bugüne kadar? Duyduysanız bana da söyleyin. O bakımdan yani şimdi bu gibi konulara şaşmamak lazım. Uluslararası ilişkiler bir yerde bir böyle pimponmasına, maçına, tenis maçına benzemez, boks maçına benzer. Devletler kendi menfaatlerinin gerektirdiği hallerde gerekirse başka ülkelere karşı böyle can acıtıcı yaptırımlara başvururlar. S-400'ler konusu. S-400'ler konusunda da söyleyeceğiniz laf var. S-400'ler konusunda söyleyeceğiniz laf var. Yani siz bize Patriot'ları verdiniz de biz mi almadık? Yıllarca Türkiye'ye Patriot'ları vermeyi kabul etmediniz. Şimdi ne izliyorsunuz? Rusya ile bu anlaşma yapıldıktan sonra işler iş işten geçtikten sonra üstelik verseniz o Patriot'ların komuta ve kontrol sistemini bırakacak mısınız Türklere? Yani Türkiye kendi güvenlik çıkarları her gerektirdiğinde bunları kullanabilecek mi? Yoksa sadece sizin tespit ettiğiniz ülkelere ve hedeflere karşı mı kullanabilecek? Bakın Almanya bize askeri ambargo uyguladı 1973 yılında. 1993 yılında. Niçin? Çünkü Almanya'nın bize verdiği hızlı personel taşımacılarını terörle mücadelede kullanmışız Güneydoğu'da. Yapamazsınız bunu. Niye? Biz bunları sadece NATO amaçlı verdik size. Yani bir NATO amacı olursa, bir NATO savaşı olursa ancak o zaman kullanabilirsin. Böyle şey olur mu? Yani sen bana askeri malzeme vereceksin. Ben onu kendi güvenlik çıkarlarım için kullanamayacağım. Terörle mücadelede kullanamayacağım. Yaptıkları budur. Bakın ben size bir hikayede anlatayım. Kardak krizinin 20. yıl dönümü vesilesiyle BBC benimle ve o zamanki Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'la bir mülakat yaptı. İşte ben anlattım görseniz. Ya, Pangalos şunu söyledi BBC'ye. Diyor ki ben diyor işte bu Kardak'tan bir şartları sonra New York'ta o zamanki Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbrook'la yemek yedim diyor. Holbrook bu Kardak krizi sırasında bizimle Yunanistan arasında telefon diplomasisi uygulayarak Yunanların geri çekilmesine tanıklık etmişti. Orada demiş ki Pangalos'lar demiş benim memnun olduğum tek şey Kardak'la ilgili kimse ölmedi demiş. İnsan cezayet olmadı. Ha, boşuna üzülmüşsünüz demiş Holbrook. Zaten olmayacaktı. Niye? Çünkü biz oraya özel istihbarat gemileri gönderdik. İki tarafın da atış sistemlerini etkisiz kılacaktı. Ve Türkler de Yunanlılar da birbirine ateş edemeyecekti. Olsa olsa balıkları öldürürdünüz demiş. Düşünebiliyor musunuz? Size gemi veriyor ama geminin kontrolü sizin elinizde değil. Onun için bizim milli gemi projesine bu kadar tepki gösteriyorlar. Ve bunu yapan deniz kuvvetlerine bu kadar eziyet çektiriyorlar. Yani bunları bizim çok iyi bilmemiz lazım. Uluslararası ilişkiler deyince sadece kitaplarda yazılı kurallar, anlaşmalar falan yok. Bunlar da var. Evet.
Bu bakımdan yani Amerika'nın böyle Türkiye'ye karşı aldığı tedbirlere karşı siz de kendinizi savunacak tedbirler olacaksınız. Yani menfaatinizi koruyacak tedbirler olacaksınız. Ekonomimizi güçlendireceksiniz. İhracatınızın gayri safi milli hasıla içindeki payını bugünkünden çok daha yukarıya çıkaracaksınız. İhracatta bağımlı olmayacaksınız. Bir konu daha var acaba bağlantılı görebilir miyiz diye. Çünkü bakın bir sözcü kalkıyor işte Pentagon sözcüsü Eric Pahon alırsanız diyor S-400'leri iptal etmezseniz anlaşmayı sizin için ağır sonuçları olur. Açık tehdit. İki işte bu üstünde konuştuğumuz ticaret anlaşması meselesi. Siz artık gelişmiş ülkesiniz. Üçüncüsü bir şey daha var bugünkü gazetelerde. Melanie Trump'tan skandal ziyaret diye bir haber. O haber şu. ABD Türkiye'nin ısrarla iadesini istediği FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen hakkında hiçbir işlem yapmazken ABD First Lady'si Melanie Trump Oklahoma'da FETÖ okullarından biri olan Dove School of Discovery'yi ziyaret etti. Melanie Trump ziyaretini resmi Twitter hesabından kamuoyuyla paylaştı. Trump mesajında FETÖ okulunun öğretmenlerine, yönetimine ve öğrencilerine kendisini ağırladıkları için teşekkür ederek okulda büyük işler yapıldığını yazdı demiş. Şimdi bu da bir tehdit değil mi? Gayet tabii. Yani şimdi bütün mesele şu Amerikan basını ve strateji dergilerini okursanız şu sırada yazıların bir bölümü Türkiye'ye karşı hangi tedbirleri uygulayabiliriz bunları tartışıyorlar. Yani niye işte Suriye politikasında Amerika'ya karşı çıkmış S-400'lerse karşı çıkmış ne yapabiliriz? Mesela diyorlar İncirlik'i kapatalım. Artık bu Türklere bağımlı olmaktan bıktık, usandık. Onların her an böyle bir engel çıkarıyorlar, bize bir sıkıntı yaratıyorlar. Ne yapalım? Bu işi taşıyalım. Nereye taşıyalım? Belki diyor Kıbrıs Rum kesimine taşıyabiliriz. Belki Yunanistan'a, belki Romanya'ya, belki Ürdün'e. Yani seçenek arıyorlar. Yeter ki Türkiye bağımlı olmasın. Başka? Efendim İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki stratejik işbirliğine Amerika'da dahil olsun. Başka? Kıbrıs'a asker çıkaralım. Başka? Hep böyle buna benzer Türkiye'nin canına acıtacak ne tedbirler varsa bunların zaten önceden listeleri vardır. Her ülkede vardır böyle listeler. Yoksa eğer bizim şu anda elimizde böyle listelerimiz bu bizim eksikliğimiz sayılır. Bir ülkeyle ciddi bir ihtilafa girerseniz ona karşı elimizdeki manevralar hangileridir? Ayrıca diyor şeydeki PYD'nin Suriye'de el koyduğu stratejik imkanları yani petrol, doğalgaz, santrallar vesaire filan Türkiye, İran'a, Rusya'ya ve Suriye hükümetine karşı bir manevra olarak kullanalım. Önerdikleri bunlar. Efendim büyük bir Kürt devletinin kurulmasını destekleyelim. Bu Kürt devletinin içinde efendim Irak'ta, Suriye'de, İran'da ve Türkiye'de yaşayan Türklerin bulunduğu bölgelerde olsun. Yani şimdi biz alışık değiliz. Biz böyle zannediyoruz ki dış politika böyle sadece güzel duygularla, dostluk ilişkileriyle, samimi düşüncelerle yürütülen böyle şey yok. Dış politika acımasız bir alandır. Hiçbir şey yoktur. Kimseye şey yoktur. Acıma duygusu yoktur insanların içinde. İnsaf duygusu yoktur. Merhamet duygusu yoktur. Efendim haklılık, haksızlık duygusu yoktur. Dış politika soğuk yenen bir yemektir derler. Onun için yani eğer böyle şeylere, tedbirlere şaşıyorsanız şaşanlara şaşmak lazım. Çünkü sizin daha önceden onlar size ne tedbirler alabilir bunları düşünüp onlar o tedbir alırsa biz ne yaparız onu düşünmemiz lazım. Biz ne yaptık mesela? Amerika askeri ambargo uyguladı. Demirel zamanında 1975. Demirel ne yaptı? Derhal Türkiye'deki üsleri Amerikan askerlerine kapattı. Amerika bütün dünyadan sağladığı istihbaratın %60'ını Türkiye'deki işlerden sağlıyordu. Bir anda bu istihbarat kaynakları kesildi Amerika'nın. Yani o size zarar verirse siz de ona zarar vereceksiniz. Yalnız Amerika değil. Rusya'da olsa bu böyle, Avrupa ülkelerinde olsa bu böyle. Yani bütün mesele size yapılan bir haksızlığı karşılıksız bırakmayacak. Diplomasinin özü bu. Ama bunu maalesef insanlara anlatmak çok zor. Belki meslekten olmayan büyükelçiler tayin ediyorlarmış. Şimdi onlar belki anlatır hükümete bizim profesyonel diplomatları dinlemediklerine göre onlardan daha çok memnunlarmış. Onlar belki anlatırlar eğer biliyorlarsa.
bu gibi tarafların, bu taraflarını diplomasinin. Peki hocam. Yani dış politika, dışişleri bakanlığı mesela siyaset planlama dairesi vardır. Ben vaktiyle o dairenin başkanlığını yaptım. Bu dairenin görevlerinden biri budur. Yani ne olursa ne yaparız. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum Sayın Öğmen. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Aydınlandık. Sağ olun, var olun. Evet. Durum bu. Yani her taraftan tehdit, her taraftan sıkıştırma, her taraftan yaptırım. Yani bir taraftan, ama bizimkilerde de var şimdi, yani ne diyeyim, yani sen açıkta bırakırsan sinek konuyor. Olan bu. Hem diyeceksin ki Türkiye kocaman bilmem nedir, şöyle gelişmiştir, böyle gelişmiştir. Hem ben az gelişmişim ya demek durumunda kalıyorsun ondan sonra Trump şey yaptığında. Ekonomiyi sağlam tutacaksın diye 50 bin defa söylüyor. Faiz rant ekonomisi bu duruma düşürüyor işte. Üretim, üretim, üretim. Başka hiçbir şey değil. Ondan sonra küstah tehdidi. Küstah olacak adam tabii. Küstah olacaktır. Bakıyor, direnebilir misin, direnemez misin? Bir rahip olayında ne oldu? Dolar kalktı, 7 liraya kadar çıktı, bilmem ne. Üretim yok ondan. Melanie Trump gitmiş, Fethullah Gülen'in okulunu ziyaret etmiş. Eder. Biliyor Fethullah Gülen terör örgütünün nasıl bir örgüt olduğunu, bilmiyor mu? Türkiye'de darbe yapmadı mı bunlar? Amerikalılar yaptırdı. Bak diyor, ben bunun arkasındayım diyor. O zaman o darbenin de arkasındasın. Ya bizimkiler hala Amerika'yla ne iş yapabiliriz? Yapamazsın artık onunla. Yapamazsın. O seni düşman görüyor artık. Her şeyiyle saldırıyor. Ekonomine saldırıyor, sınırlarına saldırıyor. Kendi içinde FETÖ'yle, PKK'yla saldırıyor. Da anlayın işte artık bunu. Anlayın ya. Şimdi kısa bir ara, sonra devam edeceğiz. Evet, biraz siyasete bakalım artık bu bölümde. Dün iki konuyu konuşmuştuk. Bir, CHP Genel Başkanı'nın sözlerini. İki, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın sözlerini. Bunlar da artık tartışılıyor. CHP Genel Başkanı ne demişti? Serkan ne demişti? Bir hatırlatalım mı? Ne oldu? Arıza mı var? Hı? Peki ben o zaman haberlerden vereyim. Haberlerden vereyim. CHP Genel Başkanı bir programa katıldı. Bir televizyon programına katıldı. Sunucunun sorusu üzerine dedi ki, PYD bize mi saldıracak dedi. Ne alaka falan. Bugün tabii basın diline takmış bunu. Hemen işlemişler. Tayyip Erdoğan başta tabii aldı, diline doladı. Bu hangisi? Bu Güneş galiba. Tabii Güneş. İşte beka sorunu diyor. O da sırtını YPG'ye dayadı. PKK YPG'li teröristlere çiçek çocuklar muamelesi yapan Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı. PKK'nın Suriye kolu YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini söyleyen CHP lideri şimdi de eli kanlı teröristlere kol kanat gerdi. YPG'yi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gösteren Kılıçdaroğlu terör örgütü diyememişti YPG için. Önceki akşam katıldığı televizyon programında daha da ileri giden CHP lideri akıl almaz sözler sarf etti. PKK-YPG'nin katliamlarını örtbas edip teröristlere sahip çıktı. Bununla kalmadı. Türkiye'nin verdiği beka mücadelesini hafife almaya kalkıştı. Terör örgütünün yüzlerce saldırısını, kundaktaki bebekten dershanedeki öğrenciye kadar vahşi katliamlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "Amma süslemişsiniz haberi sizde be." YPG'nin Türkiye için tehdit olmadığını söyledi. PKK'nın YPG paravanıyla terör devleti peşinde koştuğunu gizleme telaşına düşen CHP lideri alaycı bir üslupla "Türkiye'nin beka sorunu yok, YPG mi Türkiye'ye saldıracakmış?" ifadelerini kullandı. Öyle dedi. YPG mi saldıracakmış dedi Türkiye'ye.
Mesela şey de almış onu, takvim de almış. Değil mi? Sinir ötesi diye vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırdı. YPG mi bize saldıracak diyerek tarihi skandala imza attı. Vatandaşın sabrı taştı. Şehitlerimizi ne çabuk unuttun. CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'nin beka sorunu olmadığını açıkladı. Terör örgütü YPG ile ilgili olarak onlar mı bize saldıracak yorumunu yaptı. Bu açıklamalar CHP seçmeni de dahil tüm ülkenin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar şehitlerimizin kemikleri sızladı diyerek kınadı Kemal Bey'i. Valla ne diyeyim şimdi? Yani ben dün diyeceğimi dedim. Türkiye'nin beka sorunu yoksa niye Amerikan Başkanı Trump Senato'ya mektup yazarak Türkiye'ye yeni vergiler uygulanmasını istiyor? Yine Trump niye Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz diyor? Niye S-400 alırsanız ağır sonuçları olur, bedeline katlanırsınız diyor Pentagon sözcüsü? Ha? Niye Fırat'ın doğusuna kıpraşma, girmeye kalkma falan diyor? Niye? Sana F-35'leri vermem diyor. Türkiye'nin 40 yıldır yaşadığı PKK sorunu, bölücülük sorunu nedir? Beka sorunu değil midir? Anlamıyorum ki. Ver kendi ağzından duysun millet, ver. Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. Yani siz Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili keza Irak'ta yaşananlarla ilgili hayır oradaki efendim. Kurulan beka oyunla ilgili beka sorunu derken onu kastetmiyorlar. Kesinlikle orada bir sorun yok. Orada bir sorun yok ki diyor. Ya adam senin sınırının dibine binlerce adam yığmış. Binlerce tır silah vermiş. Adamlar İstanbul'da, Ankara'da hatırlayın patlamaların olduğu dönemde. Hep o bölgeden gelmiş patlayıcılar ve militanlar. Haritasını çıkartmış bölgenin, Büyük Orta Doğu Projesi haritasını çıkartmış. Türkiye'yi böleceğini söylüyor. Orada bir Kürt devleti, kukla bir devlet yaratmaya çalışıyor. Kemal Bey diyor ki, orada bir şey yok ki. Bize mi saldıracakmış diyor. Yok babana saldıracak. 40 yıldır bize saldırıyor. Amerikan silahlarıyla Mehmetçiği 40 yıldır vuruyor. Vatandaşlarımızı meydanlarda patlattığı bombalarla, canlı bombalarla öldürmüyor mu? Hakikaten anlayamıyorum ya. Gerçekten anlayamıyorum yani. Olacak şey değil. Ha bir de bir gariplik var. Biz mesela Fırat Kalkanı olayında, Zeytin Dalı olayında iç bütünlüğü, iç cepheyi sağlamlaştırmak için hepimiz aynı gemide izliyorduk değil mi? Ne dediler? Hayır biz onlarla aynı gemide olamayız. Şimdi bakın televizyonlarda, internet sitelerinde mutlaka rastlarsınız. CHP'nin seçim propagandası için yaptırdığı bir reklam filmi var. Şöyle diyor bir takım kadınları, erkekleri, gençleri göstererek. Atıyorum mesela birebir aynı değil de şu anda kafamda. Diyor ki Fatma teyze geçen seçimlerde A partisine oy verdi. Mehmet Bey geçen seçimlerde B partisine oy verdi. İşte bilmem kim geçen seçimlerde C partisine oy verdi. Yine seçime gidiyoruz. Ama bizler barış içinde bir arada yaşamak isteyen insanlar olarak farklı görüşlerde olabiliriz. Sonra görüntü büyüyor, bir bakıyorsun belediye otobüsünün içi. Farklı görüşlerde olabiliriz ama hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz. E baba aynı gemide değildin. Ama aynı belediye otobüsüne biniyorsun. Nasıl oluyor yani anlamak mümkün değil. Hiç olmazsa gemi daha büyüktür yani hepimizi alır. E şimdi birileri şeyde kalacak, ayakta kalacak, birileri binemeyecek, birileri kaçıracak otobüsü. Ha bir de niye aynı gemide değildik? Kaptandan rahatsızdı arkadaşlar. Biz de diyorduk ki ya kaptanı değiştirirsin. O önemli değil. Hakikaten seyir halindeki bir gemide herhangi bir olumsuzluk olursa kaptana dersin gel buraya. Çekil sen kenara. Geç ikinci kaptan sen. Değiştirsin. Seyir halindeki bir belediye otobüsünün şoförünü değiştirebilir misin? Değiştir bakayım ne oluyor?
Küt diye direğe toslarsın. Garip garip şeyler, garip garip şeyler. Ha bir de DSP diye bir şeyimiz çıktı, problemimiz çıktı. O da diyor ki, bak bak neydi o bak. Yaşadı. Hı hı. Bu sürece gelmeden önce Türkiye bir Ergenekon süreci yaşadı. Hı hı. Ergenekon süreci ile FETÖ sürecinin bir merkezin, buna adlandırmayı siz koyun ne derseniz deyin. Hı hı. O bir merkezin kendi içindeki iktidar savaşı olarak görüyorum ben. Yani Ergenekon yapılanması Türkiye için bir vakadır. FETÖ yapılanması ayrı bir vakadır. Bunu bir bilek güreşi olarak değerlendirin. Bu iki grup aynı yapı içerisindeki iki grup. Aynı yapı içerisinde evet, mi? Evet. Aynı yapı içerisindeki iki grup. Peki bu iki yapıyı neresi yönetiyor? Hepsini Amerika yönetiyor. Ergenekon? Evet. Onlar da Amerikancı. FETÖ'cüler de Amerikancı. Niçin? Türkiye'de Genelkurmay Başkanı olabilmek için bir kere Amerika'ya gidip liyakat nişanını takmak gerekiyor. Yalnız bizi izleyen izleyiciler... General olmak için de sadece Genelkurmay çok Başkanı çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Bir daha söyleyin. Türkiye'de general olabilmek evet, için evet. Amerika'dan liyakat almak gerekiyor. Bugün hala geçerli mi? Geçerli tabii bizim Genelkurmay Başkanı. Olmadığını söylüyorum. Bu derin yapı içerisindeki kavga, iktidar mücadelesi bugün Türkiye'yi bu noktalara getirdi. Siz diyorsunuz ki Ergenekoncular da FETÖ'cüler de Amerikan aynı merkezden yönetildi. Peki soru. O zaman izleyiciler şunu da düşün. Ne diyeyim ben? Hadi siz kendinizi benim yerime koyun. Ne diyeyim? Ergenekoncular diye bir şey varmış. Ergenekon diye bir yapılanma varmış. Ya Önder Bey, Allah'ınızı severseniz. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bilgi aldı mahkeme. Milli İstihbarat Teşkilatı böyle bir yapılanma yoktur dedi. Genelkurmay İstihbarat'tan bilgi aldı. Genelkurmay İstihbarat böyle bir yapılanma yoktur dedi. Emniyet Teşkilatı'nın istihbaratından, Emniyet İstihbarat'tan bilgi aldı mahkeme. Emniyet İstihbarat böyle bir yapılanma yok dedi. En sonunda mahkeme böyle bir yapılanma yok dedi. Sen hangi Ergenekon'dan bahsediyorsun? Ergenekon dediğin şey Fethullahçı terör örgütünün o dönem iktidarla birlikte yaptığı bir şey. Kumpas. Kumpas diyoruz. Temelinde Amerika'nın, Türkiye'nin ilerici, millici, ulusalcı güçlerine karşı Türkiye'de direnme noktalarını kırmak için yaptığı bir kumpas. Ve temelinde FETÖ var. Şimdi sen o FETÖ ile orada yargılanan insanları ikisini de Amerikancı olmakla suçluyorsun. FETÖ Amerika'nın zaten. Onların içeri attığı, onlarla mücadele eden kesimi nasıl Amerikancı yapabiliyorsun? Bir kere olmayan bir örgütü getiriyorsun, bugün karşımıza çıkarıyorsun. Kumpas olduğu tamamıyla kanıtlanmış. %1500 kanıtlanmış bir şey. Anlamak mümkün değil. Son günlerde CHP'den belediye başkanı adayı olamayanları istifa edip katıldığı ve aday gösterildi DSP'nin genel başkanı Önder Aksakal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda tepki çekti. Aksakal vatansever aydınlarla Türk ordusunun hedef alındığı Ergenekon kumpasının bir merkezin kendi içindeki iktidar savaşı olduğunu savundu. Türkiye bir Ergenekon süreci yaşadı. Ergenekon süreciyle FETÖ sürecini bir merkezin kendi içindeki iktidar savaşı olarak görüyorum. Ergenekon yapılanması Türkiye için bir vakadır. FETÖ yapılanması ayrı bir vakadır. Bunu bir bilek güreşi olarak değerlendirin. Bu iki grup, aynı yapı içerisindeki iki grup, Ergenekoncular da FETÖ'cüler de aynı merkezden yönetiliyor. Hepsini Amerika yönetiyor. Ergenekoncular da Amerikancı, FETÖ'cüler de Amerikancı. Nasıl ama şahaneymiş değil mi? Türkiye'de Genelkurmay Başkanı olabilmek için bir kere Amerika'ya gidip liyakat nişanını takmak gerekiyor. General olmak için de. Bu bugün hala geçerli. Bu derin yapı içerisindeki kavga, iktidar mücadelesi bugün Türkiye'yi bu noktalara getirdi diyor. Önder Aksakal'ın açıklamalarını sorduğumuz DSP eski genel başkanı Zeki Sezer, Ergenekon diye bir şeyin olmadığının mahkeme kararlarıyla ortaya çıktığını belirtti. Genel Başkan Aksakal'a cevap vermek istemediğini belirten Sezer şunları söyledi. Genel Başkan'a cevap vermeyeyim. O benim işim değil. Ama şunu biliyorum. Bir dönem Ergenekon denen şeyi FETÖ'cülerin bugün Türkiye'yi yönetenlerle de birlikte tezgahladıkları mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı. FETÖ o gün büyüttüğü
O gün Türkiye'yi yönetenlerin ne istedilerse vererek büyüttüğü bir olguydu. Ergenekon diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgası o gün yaralandı, zedelendi. Geldiğimiz nokta ortada. Sayın Genel Başkan neye dayanarak böyle dedi bilemiyorum. Kendisi de bilmiyordur büyük ihtimalle. Kendisi de bilmiyordur. Ya da biliyordur da konuşamayız onu. O konuşmaz. Diyor ki, Genelkurmay Başkanı olarak olmak için Amerika'ya gidip liyakat nişanı takması lazım. Kıvrıkoğlu taktı mı? He? Adamı tuttunuz, yargıladınız, mahkum etmeye kalktınız. Mahkum da ettiler galiba, değil mi? Ama içeri atamadılar. Böyle saçma sapan şeyler geliyor, siyasetin göbeğine oturuyor ya. Vallahi ne diyeyim? Hepimiz aynı belediye otobüsünde miyiz yoksa? Hı? Ben şimdi bunlarla niye aynı belediye otobüsünde olayım? Garip. Garip. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. İstanbul'da, Ankara'da özellikle, ama özellikle de İstanbul'daki adaylar çok önde. Gazeteler onlar ne demiş ona bakıyorlar. İstanbul'da 3 aday var. AKP'nin adayı, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım. CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi yani Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu. Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel. Önceki gün Cumhuriyet Gazetesi'nin siyaset sayfalarına bakmıştık. Lan insan tek satır verir demiştik. Bugün Sözcü'ye bakalım bakalım. Bakalım mı? Bakın. Şu iki sayfa siyaset sayfası. Ne var? Beka tartışmasında sürpriz bir çıkış geldi. Arınç bombası. Arınç'ta beka sorunu yok demiş. Aa! Bülent Arınç beka sorunu yok diyor. CHP Genel Başkanı da beka sorunu yok diyor. Nereden tanışıyor bu arkadaşlar? Arınç haberi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert sözler, iftira ile siyaset olmaz. Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu şahsımdan özür dilemeli. Akit TV Atatürk hakaretine beraat. İşte iki aday arasındaki fark. Rakibimle birlikte programa çıkalım, projeleri tartışalım demiş İmamoğlu. Tayyip Bey izin verirse rakibimle programa çıkarım demiş Mehmet Özhaseki. Altında İmamoğlu Erdoğan'a sordu. Yıldırım'a da parayı nereden bulacaksın diye soracak mı? Erdoğan İmamoğlu'na çatmış. Önce Beylikdüzü'nde çöplerinizi temizle. Yavaş'a Sazak'tan destek gelmiş. MHP eski milletvekili Süleyman Servet Sazak, Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'a kefil olduğunu söylemiş. Başkent'te ard arda tehlikeli provokasyonlar olmuş. Nerede Mustafa İlker Yücel? Sözcü Bey, bir şey sordum. Nerede Tülin Hanım, Tülin Oygür nerede? Böyle yaparak mı siz gazeteciliği sürdürmeye kararlısınız? Bakın atışıp duruyorlar. Onunla programa çıkarım, onunla programa çıkmam. Sen önce çöplerini temizle. Tülin Hanım'ın projelerini gördünüz mü? İlker'in projelerini gördünüz mü? Kars adayının projelerini gördünüz mü? Beylikdüzü adayının projelerini gördünüz mü? Bunlar hepsi bir kucak projeyle geliyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Nasıl yapacağız Rahmi abi? He? Sen söyle. Sen büyüğümsün benim Rahmi Turan. Sen söyle, ben tamam diyeceğim. Eyvallah diyeceğim. Ha peki ya, yanılmışım, haksızmışım diyeceğim. Tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Hadi. Evet, açlık sınırı 2500 liraya dayanmış bir araştırma bu. Kimin araştırması? Birleşik Kamu İş'in galiba. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi kamu arın 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat ayına ilişkin sonuçları açıklandı.
Buna göre açlık sınırı Şubat'ta bir önceki aya göre 19 lira daha artarak 2492 lira olurken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 4 liralık azalışla 6290 lira düzeyine indi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksulluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 15 liralık artışla 8782 liraya yükseldi. 4 kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının Şubat ayında 2492 liraya yükselmesinde ekmek, kuru bakliyat, süt, yoğurt, peynir kalemlerinde yaşanan artışlar belirleyici oldu. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre Şubat'ta et, yani kırmızı et, tavuk ve balık için yapılması gereken harcama tutarı bir önceki aya göre %0.15 oranında azalarak 661 lira 20 kuruşa gerilemiş. Yumurta harcamaları %7.16 oranında artarak 49 lira 40 kuruşa çıkmış. Kuru bakliyat harcamaları %17.9 oranında artmış ve 69 lira 10 kuruşa yükselmiş. Şubat'ta süt yoğurt harcamaları %10.29 oranında artarak 394 lira. Peynir harcamaları %20.67 artışla 107.4 lira olmuş. Yani bizim asgari ücret kaç paraydı? 2200'dü değil mi? 2020. 200 de değil. Bak 2020. Açlık sınırı ne kadar? 2500. Nasıl olacak? Açlık sınırı 2500. Yoksulluk sınırı 8782. 4 kişilik bir ailenin evine 8782 lira girmiyorsa o aile yoksul. Adnan duydun mu? O aile yoksul. Yok ya bana niye? Allah Allah. Benim de ne ilgisi var? Ohoho. Bizim ev etten geçilmiyor. Bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde ilginç bir konuyu konuşacağız. Tabii başka bir iki konu daha var. Bu Truva atı stratejisi. Bunu yazmıştı dün. Aslan Bulut Yeni Çağ gazetesinde. Ama Macron bir Avrupa Rönesansı çağrısı yaptı. TASK da buna uydu. Nedir bu Avrupa Rönesansı? Bunu da konuşmaya çalışacağız. Diğer konularla birlikte. Evet, bir ara devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Şimdi gündeme gelen yeni bir strateji. Amerika Birleşik Devletleri'nin Truva atı stratejisi temel olarak bazı devletlerin içine sızma ve orada bazı faaliyetler, yıkıcı faaliyetler yapma stratejisi. Dün Aslan Bulut Yeni Çağ gazetesindeki köşesinde bunu yazmıştı. Demişti ki Truva atı stratejisi için ne demişti Serkan? Hazır değil mi? Dünkü yazı. Peki, Soner Polat'a bakalım o zaman. Soner Polat da bugün yazdı. Önce bugünkünü sonra dünkünü okuyalım. Soner Polat dedi ki ABD'nin yeni askeri stratejisi savunma çevrelerinde biraz da şaşkınlık ve sürprizle karşılandı. Çünkü bu strateji rakip ülkelere gizlice sızma ve kritik tesislerini imha etme amacına yönelikti. Bu strateji hem de Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Orgeneral David Goldfein tarafından Washington'da bir konferans vesilesiyle resmen dünyaya ilan edilmiş oldu. Orgeneral Goldfein, yeni stratejinin ABD savunma sisteminde kültürel ve teknik olarak bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Truva atı stratejisinde ABD'nin hedef aldığı ülkelerin öncelikle Rusya ve Çin olduğu açık ve net olarak ifade edildi. Bu stratejinin Rusya ve Çin'den kaynaklanan tehdit nedeniyle geliştirildiği açıklandı. Bu strateji kapsamında ABD kara, deniz, hava unsurları ile özel kuvvetlerinin gizlilik içinde rakip ülkeye sızması ve rakibin üstün kuvvetleriyle karşılaşmadan belirlenen hedefleri imha etmesi esas alınıyor. 135 milyar dolarlık bu projenin bir yıl içinde ana hatlarının ortaya çıkacağı belirtiliyor
F-35 uçaklarının projede kilit rol oynayacağı vurgulanıyor. ABD askeri çevreleri yeni stratejiyi şu sözlerle özetliyor. Rakibinizin zayıf noktalarına vururken onun güçlü unsurlarıyla çatışmaktan kaçınmak. Karadeniz ve hava unsurlarının aynı anda rakip coğrafyaya sızması, müşterek bir etki yaratması, rakibin şaşırtılması ve böylece asimetrik bir avantaj elde edilmesi hedefleniyor. Orgeneral Goldfein'a göre ABD birlikleri rakiplerine karşı asimetrik bir avantaj kazanacak. Böylece rakibin neler olduğunu anlamadığı için savunma önlemlerini alamayacağı hesaplanıyor. Uçaklar, denizaltılar ve karadaki birliklerin gizlilik içinde harekatı başarının anahtarı olarak gösteriliyor. Şu açıklama ise içinde bazı sırları da barındırıyor. Rusya, Çin veya başka bir rakibimiz hava sahasında bir F-35 uçağı gördüğünde onlara iki kelimeli bir mesaj göndereceğiz. Biz buradayız. We here. Ve F-35 asla yalnız olmayacak. Yeni stratejide F-35'lerin başat bir rol oynaması Türkiye'ye transfer edilecek uçaklar için ayrı bir tartışma başlattı. Türkiye'ye gidecek 5. nesil F-35 uçaklarına ait sırların doğrudan ya da dolaylı yollarla Rusların eline geçmesinden endişe ediliyor. Truva atısı stratejisine ilk resmi tepki Rusya'dan geldi. Rus yetkililer ABD'nin 5. kol faaliyetleriyle ülkelerinde karışıklık çıkarmak istediğini, bu girişimlerinde başarılı olamayacaklarını ifade etti. Diğer taraftan Rusya, ABD'nin küresel çapta gerginliği tırmandırma faaliyetleri çerçevesinde bu yeni stratejiyi gündeme getirdiğini ileri sürdü. ABD'nin orta menzilli nükleer silahlar antlaşmasından çekilmesinden sonra Çin, Rusya, İran gibi ana tehdit olarak gördüğü rakiplerine karşı yeni arayışlar içinde olduğu anlaşılıyor. ABD, ekonomik önlemlerin yanı sıra stratejik, siyasi, askeri ve psikolojik tüm faktörleri kullanarak rakiplerini sınırlamak istiyor. ABD'nin yeni stratejisi konusunda ayrıntılar ortaya çıkmadan gerçekçi bir değerlendirme yapmak pek de mümkün gözükmüyor. ABD Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları askeri mantık ile açıklanamayacak muğlaklık hususlar içeriyor. Uçak, denizaltı ve kara unsurlarının Çin, Rusya gibi devasa büyüklükteki ülkelerde hem de gizli hem de koordineli harekat yapması uygulanabilir gibi gözükmüyor. Bu stratejinin hangi dönemde uygulanacağı ifade edilmiyor. Barış, gerginlik ve kriz döneminde böyle bir stratejinin uygulanması tartışmasız olarak savaş nedeni olur. Savaş döneminde ise bu tür faaliyetler ancak destekleyici bir etki yaratır. Savaşın sonucu konusunda belirleyici olamaz. Evet, Soner Polat böyle demiş. Ha, diğer taraftan Savunma Bakanı düzeyinde itiraf edildiği gibi ABD uzun yıllar boyunca gayri nizami harbe büyük yatırımlar yapmış. Konvansiyonel harp ihtiyaçlarını ihmal etmiştir. Buna karşılık Çin ve Rusya en azından sayısal olarak askeri üstünlüğünü göz önüne alarak ABD'nin zafiyet alanlarını istismar edecek alanlara yatırım yapmıştır. Özetle Rusya ve Çin, ABD'nin temel muharip kuvvetlerinin etkinliğini azaltacak arayışlar içinde olmuştur. ABD şimdi Truva atı stratejisi ile Çin ve Rusya'ya karşılık vermektedir. Verdiği mesaj şudur. Ben de sizin gibi özel yöntemlerle kritik harp unsurlarınıza asıl kuvvetlerinizle karşılaşmadan zarar verebilirim. Ancak burada ABD açısından belirsiz hususlar vardır. Rusya ve Çin bu alanda somut projeler üretmiştir. ABD ise stratejiyle bağdaşmayan anlaşılmaz söylemlerle 135 milyar dolarlık bir projeyi başlattığını iddia etmektedir. Yeni strateji söyleminin psikolojik harp amaçlı olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Soner Polat amiralin bakış açısından bu böyle. Ama dediğim gibi dün de Yeni Çağ gazetesinde Aslan Bulut yazmıştı konuyu. Şimdi onun bakış açısına da bir bakalım. Aslan Bulut, hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir bu Genelkurmay Başkanı Amerikalıların bir Truva atı stratejisinden bahsetti. Şimdi onu konuşmaya başladık. Dün de köşende yazdın. Ben okudum ama özet olarak ne yazdın? Evet, şimdi tabii bu Soner Polat amiralin değerlendirmeleri önemli, değerli. Ama bunun dışında yani Amerikalı generallerin ya işte Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın söylemi dışında Amerika benim kanaatime göre bu stratejik yaklaşımı yani yeni uygulamıyor. Çoktan beri başlamış bu duruma. Hatta bu konuda mesela ben bir kitap yazdım, adı İslam'ın Truvası. Yani İslam dünyasında Truva atı gibi kullanılan güçler. Kimin Truva atı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Truva atı. Ya bu kitabın yayın tarihi 2010. Yani bundan 8 yıl önce.
Eğer Truva Hattı'ndan bahsediyorsak o zaman PKK'yı da Truva Hattı'nı görebiliriz. FETÖ'yü görebiliriz. FETÖ de demek ki 40-50 yıllık, 60'lı yıllık ama, uygulanan bir şey. Ama bunun da ötesinde, yani FETÖ'nün de ötesinde, mesela 2004 yılında Amerikan basında çıkmış Eric Edelman, Amerikan Büyükelçisi o zaman, Türkiye'deki Eric Amerikan Edelman. Büyükelçisi. Evet, Edelman. Evet. Onun bir sözüne yer veriyorlar gazetelerde. Diyor ki Eric Edelman, 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli stratejisi İslam'da reform stratejisidir ve Türkiye'nin rolü bunda çok önemlidir diyor. Ya yani burada bizim asıl hedefimiz İslam'da bir reform yapma. Ne zaman 2004 yılında. 2004 evet. Hatta ben bunu da 2007 yılında falan inceledim, yazdım bu konuyla ilgili. Bir de 2003 yılında yine İslam'ın, hatta Truva nedir? Yani Truva olayı nedir? Truva savaşı nedir? Truva atı meselesi nedir? Bunları iyice inceledikten sonra Amerika'nın İslam dünyasında bir Truva atı taktiği uyguladığını o zamanlar tespit etmiş, yazmışız. Yani şunu söylemek istemişim o zaman. Amerika Birleşik Devletleri İslam dünyasında operasyon yapacak. İslam ülkelerinde ve İslam üzerinde. Hem din üzerinde hem de dinle beraber İslam ülkeleri dediğimiz coğrafyada, yani işte o diyorlar ya, Fas'tan Endonezya'ya kadar, Condoleezza Rice diyordu ya. Evet. Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 İslam ülkesinin haritası değişecek ve işte Büyük Ortadoğu projesi haritası. Haritası ve rejimi. O işte nedir? Bu ülkelere sokulacak Truva atlarıyla bu ülkelerin haritasını değiştirmek. Truva atı kim? Diyor ki Türkiye'nin rolü önemli olacaktır diyor Edelman. Türkiye'yi kim yönetiyor? O zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejilerine uygun yaklaşımları olan, gerek bu çözüm süreci olsun, gerek Libya politikası olsun, gerek sonradan Suriye politikası olsun, İslam dünyasını Amerika Birleşik Devletleri ile beraber çözmeye çalışan güç kim? Türkiye'yi yöneten güçler. Libya'da operasyon yapılıyor. Buradan eski özel hareketçiler gönderiliyor. Yani o polis. Canım çok açık. İlk önce ne işi var NATO'nun Libya'da dedi. İki gün sonra da Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescili için NATO gitmelidir. NATO dedi. Gitti, Libyalıların kime ait olduğunu gösterdi. Evet. Değil mi? Her şeyi el koydular. Libya üçe bölündü. Bu operasyon sırasında da İzmir, NATO operasyonunun hava merkezi, hava üssü olarak kullanıldı. Yani komuta merkezi evet. olarak kullanıldı. Ayrıca Türk savaş gemileri de gitti. Bir de sivil şahıslar gitti. Eski özel hareketçiler, yani emekli olmuş özel hareketçiler orada gruplara, silahlı gruplara eğitim vermeye gitti. Yani bunlar da üstelik sanki çok matah bir şeymiş gibi, çok iyi bir şeymiş gibi basında da çıktı. Yani çıktı basında. Övülerek. Askeri sırları vermiş olmayalım diyecektim ben de. Yok yani. Ama çıktı yani. Açıkça yani yandaş dediğimiz yahut da işte hükümeti destekleyen medyada yayınlandı bunlar. Biz de oradan okuduk. Ya, hı hı. Türkiye'den de eğitim yaptırmak üzere adamlar gitmiş. Peki Suriye'de ne oldu? Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri rejimi değiştirmeye karar verdi. Başlangıçta. Ve sonra da Türkiye ile birlikte bir de Eğit Donat diye de bir proje çıkardılar. Evet. Çok önceden Türkiye bu işe hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti daha bu 2011 yılından epey önce, yani 2011 yılında başladı ya Suriye harekatı. Hı hı. Ondan önce 1,5 milyon çadır siparişi verdi. Düşündük ki herhalde büyük bir deprem bekleniyor Türkiye'de. 1,5 milyon çadır herhalde onun için deprem oldu diyor. İşte 4 milyon Suriyeli geldi. O da işte evet, herhalde onun için 1,5 milyon çadır, bir çadır başına 5 kişi olsa 7,5 milyon insanın beslenebileceği bir şey demektir. Yani bir hazırlık demektir. Yani Suriye'de bir kargaşa çıkacağı, Suriye'den Türkiye'ye sığınmacılar geleceği, bunların da böyle 100 bin, 200 bin, 300 bin, 1 milyon, 2 milyon değil, milyonlarca olacağı öngörülmüş bir şeydi, yani bir durumdu. Öngörülüyordu bu durum. Ve sonuçta aynen planlandığı gibi oldu. Türkiye, Suriye'deki muhalif güçleri Türkiye'de eğitti. Maalesef Türkiye'nin hükümeti bunu yaptı. Türkiye'de eğitti silahlı güçlerini. Eğitti, donattı, lojistik destek de verdik dedi o zamanın başbakanı. Hı hı. Ve ne oldu? Suriye'de iç savaş çıktı. Peki burada Truva Hattı kim? Truva Hattı Türkiye. Yani Türkiye'yi kullanmışlar. Türkiye'nin siyasi iktidarını kullanmış oldular. Diyor ya Eric Edelman, İslam dünyasında reform yapacağız. Yani Suriye'de reform yapacağız. Demokratikleşme yapacağız. Diktatör Esad'ı göndereceğiz. Yerine işte demokratik bir rejim kuracağız.
Büyük Orta Doğu Projesi gereği. E sonuçta Türkiye bu işte kullanıldı ve işte İslam dünyasında reform stratejisinin bir kısmı bu şekilde hayata geçirmiş oldu. Yani Amerika kendi stratejisinde çok başarılı aslında. Biz yani başaramadı, yenildi falan diyoruz. Irak'ta da yenildi diyoruz ama zaten maksatları orada bir kaos meydana getirmek. Ama yani, kaosu şöyle kullanıyor Amerika genellikle. Giderken, çekilirken o kaosu oraya bırakıyor ki orası bir daha kendine gelemesin. Evet, evet. Başaramazsa kaos halinde bırakıyor. Ama o da zaten hedeflerine uygun. Yani orada bir hem İsrail'in güvenliği söz konusu, hem İsrail'in güvenliğinden öte enerji kaynaklarının kontrolü söz konusu. Hem de burada istikrarlı bir güç oluşmasını önlemek. Evet. Yani işte Türkiye'nin bir güç olmasını önlemek, İran'ın bir güç olmasını önlemek. Irak'ı zaten çökerttiler, Suriye'yi de çökerttiler. Yani paramparça ettiler Irak'ı da Suriye'yi. Suriye'yi çökerttiğinizde evet. Zaten Filistin davasının en iyi savunucusu Suriye'ydi. Evet, evet. O zaman Filistin'i de çökertmiş ya, oluyorsun. Dolayısıyla benim, İsrail'in de güvenliğini sağlamış oluyorsun. Benim burada bence. Yani yaklaşımım değil aslında, durum tespiti yani bu. Fotoğrafı çekiyoruz. Yani bizim görüşümüz bu filan değil bu. Adamlar kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki İslam dünyasında reform yapacağız. Bunda da Türkiye'yi kullanacağız. Türkiye'yi iyi kim yönetiyorsa onları kullanacağız. Ve kullandılar. Libya'da da Suriye'de de Türkiye'yi Truva atı olarak İslam dünyasının içerisine sokulmuş bir Truva atı olarak kullandılar. Ve İslam'da da reforma kalkıştılar ama beceremediler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Mısır'da yani bu işin dini tarafına geliyorum. Mısır'da Furkan diye Kur'an-ı Kerim'e alternatif yeni bir Kur'an-ı Kerim yazdırdılar. Furkan diye. Furkan diye. Kur'an'ın bir diğer adı Furkan'dır ama yani onlar işte bu Kur'an'ın diğer adı olan Furkan'ı kullanarak, Furkan kavramını kullanarak Furkan adı altında yeni bir Kur'an-ı Kerim yazdırdılar ama yani o yüz bulamadı Mısır'da kimseden. Çünkü Mısır'da tabii işte El-Ezher Üniversitesi var. Sonuçta bir kültür var. Yani netice itibariyle. Tabii bunu reddettiler. Bin yıllık bir kültür var. Evet, bunu reddettiler. Türkiye'de de bir ara Tayyip Bey bahsetti, İslam'da reform demedi ama işte güncellenmekten falan bahsetti. Çok büyük tepki aldı. Yani İslami camiada. İslami referans alan ya, camiada. Çok büyük tepki aldı ama evet. Asıl bir reform yaptı birileri. O hiç tepki almadı. Kimse hiç ağzını açmadı. Mesela neydi bu? Bence çok önemli bir olaydır. Kelime-i Şehadet'ten Hazreti Muhammed'in ismini çıkarttı FETÖ'cüler. İşte o da bir reformdu. O da bir reformdu. Öyle yani bir şey olabilir göre. Mi? O Hristiyanlaştırma operasyonuydu. Hristiyanlaştırma. Yani bak evet. O Truva atı olmanın özelliği işte kendi dinine hakarettir. Kendi bu. Dinini parçalıyor. Parçalıyor. Kendi dininin temel akidesini, temel yani üzerine oturduğu temelleri ortadan kaldırıyor, imha ediyor. Muhammed Resulullah olmadan kelime-i şehadet evet, getirilir yani mi? Yani Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu söylemeyelim diyor. Ne oldu? Hristiyanlar küser. Ya niye? Dinler arası diyalog öyle gerektiriyor. Dinler arası diyalog ne? Onu da o da bir Truva atı projesi. Onu da zaten kardinaller, papa, Vatikan yani kendisi açıklamış zamanında demiş ki dinler arası diyalog girişimi Müslüman olmayanları Hristiyan olmayan Müslümanları Hristiyanlaştırma projesidir. Ama bunu dinler arası diyalog adı altında sürdüreceğiz. Bu yani dinler arası diyalog projesini Türkiye'de sürdüren güçler o zaman cemaat yapıyordu bana ama bunu ama cemaatle beraber iktidar da bunu destekliyordu. Dinler arası diyalog toplantıları, Aban toplantıları, Diyarbakır'da toplantıları yapıyorlardı. Bir de Hazreti İbrahim yolu diye bir proje vardı. Evet. Urfa'dan işte Kenan İlin'e kadar yani Urfa'dan işte Hazreti İbrahim'in yürüdüğü yolları yeniden yürüyüş yolu yapacaklardı da hem turizm canlanacakmış da falan da filan da böyle projeler geliştirdiler. O zamanlar bunları gündeme getirdik dedik ki ya bunlar Hristiyanlaştırma operasyonu. Obama'nın küfürler ettiler adamlar. Evet. Yani bize de dediler ki ya siz bu işlerden anlamazsınız. Yani bu siz din konularda uzman değilsiniz. Halbuki uzman olmaya gerek yok ki. Zaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman yani Türkçe anlamıyla okuyup anladığınız zaman mesele kendiliğinden çözülüyor. Her şey anlaşılıyor. O kadar berrak ve net ki. Başka bir şeye ihtiyaç da yok yani. Kur'an'ın dışında bu manada İslami insanların ortaya koyduğu yorumları filan inceleyip de araştırmaya da gerek yok. Doğrudan ana kaynağa başvurduğu zaman işin esası ortaya çıkıyor. Ama bunlar Kur'an'ı saf dışı ederek, Kur'an'ın yerine işte ne bileyim bir risaleleri filan getirerek, onun dışında kendi yorumlarını getirerek
bir başkalaşım içerisine girdiler ve İslam'ı dönüştürdüler. İslam'ı dönüştürme operasyonu yaptılar. Bunlar da dediğin gibi tam bir Truva'da operasyonuydu. Hem de sadece Türkiye üzerinde değil, bütün İslam dünyası üzerinde bir Truva ata operasyonuydu. Aslında bu operasyonu Güney Kore'de tamamladılar. Güney Kore'nin yarısını Hristiyanlaştırdılar. Evet. Moon tarikatı üzerinden. Moon tarikatı. Türkiye'de de Moon tarikatına benzer bir tarikat üzerinden Türkiye'yi Hristiyanlaştırma operasyonu yapıyorlardı. Bunda da epey mesafe aldılar. İslami değerleri yıprattılar. Bir kısmını cemaat yıprattı, yarısını da mevcut iktidar yıprattı. Baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Asya'da Moon tarikatı, Batı Asya'da, Orta Doğu'da ve Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah Gülen tarikatı. Bir de Vehhabilik var, evet. Yani. Bir de Vehhabilik var. Evet. Bir de daha böyle Avrupa'da ya da işte Kudüs şeyiyle tapınakçılık hikayesi evet, var. Evet. Yani hep tarikatları kullanıyor 3. kol, 5. kol evet, faaliyeti olarak. Hep tarikatlar, çoğunlukla, hep demeyeyim, çoğunlukla tarikatlar Truva atı oluyor. Ama biz Atatürk'ten başka bir şey öğrendik. Neyi öğrendik? Şunu. Tam bağımsızlık. Yani ekonomik bağımsızlık, askeri bağımsızlık. Şimdi bakıyorsun ekonomik Truva atları da kullanmışlar. Elbette. Değil elbette, mi? Elbette, elbette. Yani eğitimde Truva atları kullanmışlar. Ekonomide orayı da görmek lazım. Mesela görelim. Bu özelleştirmeler. Evet. Truva atı faaliyeti değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi işte eğitimi ele alalım. Gerçi bu yanlış kullanılıyor. Bir Fulbright komisyonu meselesi var. Hı hı. Geçenlerde usta gazetecilerimizden, büyüklerimizden birisi de yazdı. Yeniden yani aslında bu eski bir olay. Herkes bilir. Yani bizim çağımızda olan gazeteciler, yani siz, ben, yani bizim yaşlarda olanlar, gerçi biz yaşamadık ama bizden öncekilerden naklen bunları hep yazdık, çizdik, anlattık. Nedir bu olay? Efendim işte o dönemde, yani Amerika ile ilişkilerin başladığı dönemde Amerikan Büyükelçisi'nin, Büyükelçiliğinde girişimiyle bir Fulbright komisyonu kuruluyor. Komisyonun amacı Türkiye'deki öğrencileri, seçilecek öğrencileri Amerika'da götürüp eğitmek. Yani üniversite, yüksek lisans, doktora tahsili yaptırmak. Bu komisyon yani. Yoksa bütün eğitim teşkilatını eline alan bir komisyondan bahsedilmiyor. Öyle bir şey yok. Yani bunu anlatıldığı zaman zannediliyor ki Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda işte 4 tane üyesi Türk, 4 tane üyesi Amerikalı. Başkan işte oyların eşitliği halinde Amerikan Büyükelçisi başkanlık ediyor. Başkanın içinde olduğu taraf kazanır. Yani onların dediği olur. Böyle bir şey var ama bu sadece Amerika'ya götürülecek öğrencilerin seçimiyle ilgili. Yani bu sadece bu seçim konusunda. Evet. Bu böyle bir karar varmış. Ama bu bile tabii sakıncalı. Çünkü niye? O zamanlar diyorlar ki, ta 1950'li yıllarda Amerikalılar diyorlar ki, işte bu Fulbright komisyonu gibi komisyonlar vasıtasıyla 1975 yılına kadar Amerika'da, Türkiye'de Amerikan eğitimi almamış hiçbir üst düzey yönetici kalmayacaktır. Yani bütün Türkiye'nin üst düzey yöneticilerine Amerika'da eğitim vermiş olacağız. Projemiz budur diyorlar ve büyük oranda da bunu yani tamamıyla Amerika'da olmasa bile yani bir kısmı da İngiltere, Fransa olmakla beraber. Exeter falan. Ne oldu? Bunu başardılar ve Türkiye'nin yönetim kademesi ama idari açıdan, ama mali açıdan, ama askeri açıdan tamamıyla Amerikan eğitim tezgahından geçmiş insanlar verildi. Şimdi bu işin eğitim tarafı. Askeri açıdan Amiral Sezai Orkun vardı, emekli, rahmetli. O konuyu şöyle 2-3 kelimeyle izah ediyordu. Diyordu ki, bu Amerika'nın yardım yap ve denetle projesinin ürünüdür Amerikan askeri yardımları. Yani Amerika askeri yardımı niye yapıyor? Yardım yaptığı ülkenin ordusunu denetlemek için. Silahını kendi veriyor. Evet. Silah vasıtasıyla zaten kontrol etmiş oluyor. Eğitim sistemini de kendi veriyor. Yani yanaşık düzen eğitim talimatını bile kendisi veriyor. Her şeyini kendisi veriyor. Donunu da kendisi veriyor efendim. Kıyafetini de kendisi veriyor. Sahra talimatnamesi. Menderes'in söylediği gibi. Evet. ST-15. Yani bunu biz de yani askerliğimiz sırasında biz de uyguladık bu eğitim talimatnamesini. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada bugünkü ordu sistemini yani onluk yani işte onbaşı, yüzbaşı, hı hı. Onbaşı takım komutanı işte bölük komutanı efendim alay komutanı
Tugay komutanı, tümen komutanı, kolordu komutanı, ordu komutanı diye giden sistemi kuran milattan önce 209 yılında Mete Han. Yani 2200 küsür senelik, 2225 senelik bir sistemi biz bırakmışız. Amerika bize, yani daha 200 yıllık devlet gelmiş bize, ordunuzu nasıl eğiteceksiniz diye talimat vermiş. Silahını da vermiş. Çünkü biz silah üretimini bırakmışız. Uçak onda onda da gerekçe şu. NATO üyesi. NATO tabii. Standartlarına tabii. Uymanız lazım. Evet. Bir ara vereceğiz şimdi. Aslan Nur. Bu şey geniş bir iş çünkü. Bu yani bunlar da Truva atıp projeleri. Tabii. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Kısa bir ara. Bu daha açılacak anladığım kadarıyla bu Truva atı meselesi. Devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesi devam ediyor. Aslan Bulut'la Truva atı stratejisini konuşuyorduk. Bu dedik her alanda var. Eğitim ve askerlikten örnek verdik. Ekonomide söyleyebiliriz evet. Rahatlıkla. Değil mi? Evet tabii. Şimdi bu özelleştirme politikası, yani sanki bir dinmiş gibi, dinin gereği bir imanmış gibi bütün dünyaya benimsetildi. Kim tarafından? Veyahut küreselleşme kavramı. Kim tarafından? Sonra da bunu yine kendileri açıkladı. Dediler ki ya küreselleşme bizim projemizdir. Evet. Bizim dünyada kendi ekonomik politikalarımızı uygulayabilmek için geliştirdiğimiz bir projedir. Dediler bunu, itiraf da ettiler. Buna rağmen Türkiye'de bu konuda sempozyumlar yapıldı. Askerleri de yaptı. Ben de davetli olarak katıldım bir kısmına filan. İşte 2004 yılında yine Genelkurmay düzenlediği bir küreselleşme sempozyumu vardı. Orada bazı konuşmacılar dediler ki bu, yani özellikle Amerika'dan gelen konuşmacılar, işte küreselleşme bir süreçtir dediler. Ya bunun önünde duramazsınız. Ben de işte o zaman katılımcıların da 3-4 dakika konuşma hakkı vardı. Biz yani konuşma, ana konuşmacı değildik ama dinleyicilerin de 3-4 dakika konuşma hakkı vardı. Ben de söz aldım ve küreselleşme işte kapitalist ülkelerin gayrimeşru çocuğudur ve ortada kalmıştır dedim. Yani çünkü Amerika'dan gelmişler, bizi hakaret ediyorlar yüzümüze karşı. Bizi enayi yerine koyuyorlar. Ya, siz kimsiniz diyor. Ben de dedim ki yani gayrimeşru çocuğudur küreselleşme Amerikan emperyalizminin ve ortada kalmıştır. Sahibi yok, sahipsiz görünüyor şu anda. Babasız çocuk gibi. Yani sizin projenize sahip çıksanız da sonraki yıllarda sahip çıktılar bizim projemizde evet dedi. Yani onun için bu proje gereği ne dediler? İşte malların serbest dolaşımı, yani sınırların kaldırıldığı, gümrüklerin kaldırıldığı, işte Avrupa Birliği gibi, yani gümrük birliği falan diyorlar. Kendi aralarında sınırları kaldırıyorlar. Ama Amerikan mallarını da bütün dünyada engelleri kaldırmaya çalışıyorlar. Duvarlar, yani gümrük duvarlarını kaldırmaya çalışıyorlar. Amerikan sermayesinin önündeki engelleri de kaldırmaya çalışıyorlar. Niye? Bunun için ne yaptılar mesela Türkiye'de? Bu 57. hükümet döneminde başladı. Yani bu sadece aslında Özal döneminde başladı. Özal döneminde. Ana omurga olarak Özal tabii. döneminde başladı. Uygulamaları 57. hükümet döneminde devam etti. Zaten bana sorarsan 12 Eylül darbesi bile sırf tabii. bunlar uygulanabilsin tabii, diye tabii, yapıldı. 24 Ocak kararlarından itibaren alırsan hepsi tabii. nedir? Amerikan sermayesinin önündeki engelleri kaldırmak. Bakın işte mesela endüstri bölgeleri yasa tasarısı diye bir yasa getirdiler. O zaman ben şiddetle karşı çıktım. Ya ciddi yayınlar yaptım. Tapu kanunu, köy kanunu, böyle 5-6 önemli kanunu değiştiriyor ve mesela köylerde arazi satın alma hakkı getiriyor yabancı sermayeye. Tabii onun için tapu kanunu değişmesi lazım. Köy kanunu değişmesi lazım. Bir sürü kanunda değişiklik yapılması Türk lazım. Türk parasının değerini koruma kanunu kaldırdı. Evet, hepsini bir paket olarak getiriyorlar. Yani torba yasa diyorlar, bir torba yasa gibi bir paket olarak getiriyorlar ve 5-6 yasada birden, 50 yasada birden değişiklik yapıyorlar. Ne gerekiyorsa, yani o Amerikan sermayesinin önündeki engelleri kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar ve delik deşik ediyorlar Türk hukuk sistemini. Anayasadaki değişikliklerin asıl sebebi de odur. Yani anayasayı değiştirdiler, kanunları değiştirdiler, köy kanunu, tapu kanunu falan bu türlü kanunları değiştirdiler. Maksat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlar içerisindeki araziye el koymaktır maksat. Yani toprağa el koymaktır, suya el koymaktır ve ormana el koymaktır, limanlara el koymaktır. Bunu Güney Amerika'da yaptılar. Türkiye'de de aslında başardılar yani.
Türkiye'de de büyük ölçüde toprağı tamamen ele geçirmiş olmasalar da büyük çoğunluğu şu anda aslında kontrolü yabancılar da olan bankalara ipotekli topraklar, yani Ege'de, Trakya'da özellikle. Yani Karadeniz'de falan topraklar küçüktür. Böyle geniş arazileri olmadığı için küçük arazi sahipleri de bankadan o toprak için kredi alıp da ipotek ettirmez. İpotek ettirecek değeri yoktur zaten arazinin o kadar. Dolayısıyla Karadeniz'de böyle bir şey söz konusu olmayabilir. Ama Ege gibi geniş ovaları olan, Trakya gibi geniş ovaları olan yerlerde, Konya gibi, çok büyük Çukurova gibi, buralarda ipotekli araziler var. Nereye ipotekli? Bankalara. Bankalar kimin? Yabancılar. Yabancılar. Aslan Bulut, muhalefette Truva hatları yok mu? Evet, şimdi tabii o bahsettiğim dünkü yazıyı, yani bu Truva hatı operasyonu sadece iktidarın içerisinde yerleşmiş değildir. Muhalefetin içerisinde de Truva hatları vardır diye bitirdim. Ona da dikkat çekmeye çalıştım. Tabii şimdi Türkiye bir taraftan da muhalefetten ümit bekliyor. Yani seçim arabasındayız. Türkiye ne yapacak şimdi? Tamam, bu iktidar kötü, iyi, yani bu hale getirdiği memleketi de karşısında bir güç olması lazım ki, bu umut vermesi lazım ki onunla beraber Türkiye ayağa kalksın, değil mi? Toparlasın. Ama iktidar için söz konusu olan bütün tehlikeler yahut da işte bu virüsler, yani Truva hatı gibi iktidarın içerisine girmiş virüsler, aynı ölçüde veya belki bazısında çok daha fazla, bazısında çok daha az olmak üzere muhalefet partileri içerisinde de var. Yani onlar da mesela iktidar olsalar, diyelim ki AKP'nin uyguladığı çözüm politikasını uygulayabilirler. O söyledi zaten, çözüm evet. politikasını biz daha iyi uygularız. Evet, dedi. Yani. Yahut Kemal da, Bey söyledi. Yahut da AKP'nin uyguladığı, yani Amerikan dayatması olan, Avrupa dayatması olan ekonomik politikaları biz daha iyi uygularız mantığında yaklaşıyorlar meseleye. Aslında üzgündü Kemal Bey. Ben bundan yeni genel başkan olmuştu. Bir yıllık falandı. Sen dedim özelleştirme yapacak mısınız Kemal Bey? Özelleştirecek bir şey kalmadı ki dedi. Yani kalsa yapacak. Ya şahsen bir dostluğumuz olduğu için bana şey yap. Kalmadı ki dedi. Özelleştirecek bir şey mi kaldı dedi. Doğru işte, ne diyorlar, 68 mi 69 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Yani Türkiye'nin malı mülkü 68-69 milyar dolara yabancılara devredildi. Geçmiş olsun. Yani şimdi tabii içerisinde ya, devredilmeyenleri de Varlık Fonu'na devrettiler. Varlık Fonu'nu ipotek gösterip şimdi Türkiye'nin işte borçlarını ödemek için kullanmaya çalışıyorlar ama henüz daha bir şey yapabilmiş değiller. Yani Türkiye'nin bütün varlığını bir eşeğin sırtına yüklediler. Varlık Fonu diye bir eşek icat ettiler. O eşeğin sırtına yüklediler. Bu eşeği de verecekler yani. Alın, bu eşek sizin olsun diyorlar. Yeter ki bizi bu açlıktan, bu sıkıntıdan kurtarır. Yani çünkü Türkiye ama aşağı işte doğru gidiyor. Kurtuluş yani, ama bütün servetin üzerinde muhalefete gelmiştik ya. Evet. Kurtuluş o iktidarın değişmesi, bu muhalefetin gelmesi falan gibi bir görüntü göstermiyor artık, evet, yani. Ben bir topyekun kurtuluşa ihtiyaç var. Kurtuluşa ihtiyaç var ve bu mevcut siyasi parti yapılanmasıyla bu mümkün değil. Yani bu mevcut siyasi partilerin yapılanması lider diktatöryasını getiriyor. Parti içi demokrasi hiçbirinde yok. Dolayısıyla serbest bir seçim yapılamıyor. Normal demokratik hiçbirinde yapılamıyor. Yapılamayınca da halkın beklentileri parti yönetimlerine yansımıyor. Bir de bu şeyi biraz değiştirdi galiba. Siyasetin içeriğini, muhtevasını derler eskiler. Başkanlık sistemi. 51 kazanma zorunluluğu. Baksana yani hiç yan yana gelmeyecek partiler yan yana geliyor. Hiç aday olamayacak adamlar partiden aday oluyor. Tabii iki partiye düşüyor aslında. İki partili sistem. Parti, yani Amerikan sistemi. Amerikan sistemine dönüşmüş oluyor. Niye? İşte bugün ittifaklar diye geçiyor. Yarın AKP, MHP birleşir. Yarın işte CHP, İYİ Parti veya işte diğerleri birleşebilir. Birleşmesi bile zaten şu anda birleşik hareket ediyorlar. Evet. Dolayısıyla iki partili bir sistem gibi oraya oturmuş durumda. O eksene oturmuş durumda. Şimdi bu neyi getirir? Bu iki parti dışında çözümleri olan insanları saf dışı etmiş olur. Evet. Yani bütün sistem bu şekilde iki parti üzerinden kontrol edilmiş olur. Diğerleri
Yahut da aslında şimdi ortaya çıksa belki bir geniş halk kitleleri tarafından da destek alabilecek görüşler, sistemler, partilere hayat yok bu sistem içerisinde. Maksat da buydu zaten. Evet, yani şimdi partilere bakalım. AKP NATO içinde kalmayı kabul ediyor ama her şeye rağmen ediyor. CHP'nin yönümüz NATO'dur. Amerika ile ilişkilerini koparabiliyor mu AKP? Koparamıyor. Öbürü ne diyor? O da Amerikacı. Anladım, bir milli siyaseti nasıl uygulayacağız biz bunlarla? O milli siyaseti uygulamak isteyen de medya tarafından, sistem tarafından dışlanıyor iyice. Bak, dün Cumhuriyet Gazetesi'ne baktım. Bugün Sözcü Gazetesi'ne baktım. Her partinin şeyi var. Adayıyla ilgili haber var. Ya bir tane de Vatan Partisi'nin adayını koy. İstanbul'da 3 tane aday var. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Mustafa İlker Yücel. Şimdi bir de hiç gördün mü haberini? Muammer Aydın var bir de şimdi. Demokratik Sol Parti'den o çıktı şimdi. Hiç gördün mü onların haberini? Yok. Nasıl çözüm getireceksin Türkiye'nin sorunlarına? Daha Atatürkçü, daha Kemalist çizgide bir şey lazım Türkiye'ye. Dün Deniz Gezmiş'ten göstermiştim onu. Gösterir mi çocuklar? Dün gösterdik. Ben seyrettim dün senin konuşmalarını. Bizden başka diyor şey kalmadı. Evet, gerçek muhalefet kalmadı. Çünkü onlar Kemalist çizgiden koptular diyor. Kemalist çizgiden koptuktan sonra Türkiye'nin sorunlarını dışarı getiremez ki. Benim de fikrim bu. Ya şey nasıl? Ortada bir cansızlık var, bir isteksizlik var. Seçime 25 gün kaldı. Ben böyle seçim görmedim. Şimdi bu kadar isteksiz. Tek Tayyip Erdoğan dolaşıyor. Canhıraş her yere feryat ediyor. Yetişmeye çalışıyor. Günde 2-3 miting yapıyor. İstanbul'un ilçelerini dolaşıyor. Bir tek o yani miting tarzında çalışıyor görünüyor. Diğerleri salon toplantıları yapıyor. CHP özellikle. Evet. Salon toplantısı yapıyor. Başka da işte beraber konuşmalar yapacaklar. CHP ile İYİ Parti falan ama yani beraber miting düşünceleri var. O da ama İstanbul'da değil, Ankara'da değil. Yani büyük miting yapmayacaklar. Yapmayacaklarını da söylüyorlar. Sorulduğunda işte böyle biz direkt halkla temas halinde olmamız daha iyi. İşte büyük yani bir de şöyle mitinglere zaten CHP'ye oy veren insanlar geliyor. Biz CHP'ye oy vermemiş olan insanlara hitap etmemiz, onlarla muhabbet kurmamız gerekiyor falan diye bahaneler üretiyorlar ama sonuçta Türkiye'de siyaset, özellikle seçim siyaseti mitingler üzerinden yürütülür. Partiler gövde gösterisi şeklinde mitingler de yapmak durumundadır. Ya bunlar psikolojik olarak halk üzerinde etkilidir. Ama bunu kullanmıyorlar. Bunun tabii çeşitli sebepleri ileri sürülüyor ama hiçbirisi geçerli değil. Bu garip bir durum. Bir de halk aslında iktidardan yılmış da sessizliğinin sebebi yani muhalefetten çok daha cevval bir çıkış bekliyordu. Bunu yakalayamadı. Ama şimdi adaylar üzerinden yani işte İstanbul'da diyelim Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş üzerinden özellikle bu ikisinin meydana getirdiği çizgiden, onların yükseliş çizgisinden medet umuyor muhalefet. Yani şahıslar üzerinden gidiyor. Siyasi parti genel başkanlarından ziyade İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın yani kazanma ümidi doğmasından dolayı muhalefetten bir ümit bekleniyor. Anladım yani ama İstanbul'da Ankara'yı alırız filan diye. İstanbul'da Ankara'yı aldın da sen muhalefet olarak alırsın, alabilirsin. Tabii muhalefet olarak Türkiye için ne öneriyorsun? Ha ben de onu söyleyecektim. Yani adaylar var. Adaylar konuşuyor evet. Ediyor. Sonuçta ama bunlar genel başkan değiller. Ama bir ideoloji yok ortada. Yani Ekrem İmamoğlu kazanabilir. Başarılı yani halka yaklaşımı çok iyi. Mansur Yavaş zaten almış götürmüş Ankara'da. Peki ama yani bunlar genel başkan değiller. Bunlar parti politikalarını yönetecek değiller. Ama İstanbul'u Ankara'yı yönetebilirler. Ortada parti politikası da yok zaten ama. Bu seçimde parti politikasını konuşan, ideoloji konuşan, dünya görüşü konuşan yok. Yani ideolojiden falan vazgeçtik. Somut böyle şey yani program. Yani program yok. Böyle maddeler halinde biz şunu şunu hedefliyoruz. İşte şu kadar milli gelir şu duruma geldi. Biz buradan alıp buraya getireceğiz. Bunu da şu projelerle yapacağız diye hiçbir yaklaşım yok. Yok. Ha diyeceksiniz ki tabii bu yerel seçimde olmaz ama zaten genel seçimde de yoktu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yoktu. Böyle eften püften konuşmalarla vakit geçirdiler. Yine birbirlerine dalaşıyorlar. Ama işin üzücü tarafı
Yani iktidarda da bir şey yok. İktidar bitmiş yok vaziyette. Yani belki yani böyle muhalefet gelmese, iktidar devam etse bile iktidarın da sepetinde hiçbir pamuk kalmadı. Ne söyleyeceğini bilmiyor artık. Çaresiz kalmış vaziyette. Halbuki böyle zamanlarda... Halbuki Tayyip Erdoğan şöyle diyor olabilir ha bu aralar kendi kendine. Ya birileri çıksa gelse de şu yükü benim üstümden bir alsa ben bir kurtulsam olabilir ama yani, yok. Ama o da var ama şimdi tabii bu niye çırpınıyor o zaman bu kadar mitinglerde günde 3 miting yapıyor. Ve tek başına götürüyor. Şu anda Tayyip Erdoğan dışında sözü dinlenen kimse yok ortalıkta. Niye o da kabadayı konuşuyor diye hala şey bulabiliyor ama onun da mitinglerine katılım çok düşmüş vaziyette. Yani eskisi gibi büyük miting yapabilecek vaziyette değil. Şöyle bitirelim o zaman Aslan Bulut. Dubakali ne olacak? Yani bu vaziyette iyiye gitmiyor Türkiye. Halk da bunu hissediyor, seziyor. Ve halkın yani bu büyük beklentilerine, yani Türkiye'yi derleyip toparlayacak, toparlama beklentilerine cevap verecek olan bir oluşum meydana çıkarsa Türkiye'de iktidar olur. Evet. Ama bundan yanlış anlaşılmasın. Bu yeni partileri falan kastetmiyorum. Bu Abdullah Gül'ün yahut işte Ahmet Davutoğlu'nun. Yok canım onlar eskinin eskisi. O tür adamların kuracağı partilerin sonuçta bir tarafı Amerikancı olmuş, bir taraf İngilizci olmuş. Fark etmiyor biz yani onlar açısından. Hiç. Biz böyle bir yapılanmayı kastetmiyoruz. Milli bir oluşum meydana getirebilirse mevcut yapının içinden veya dışından o zaman Türkiye için umutlanabiliriz. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Milli hükümet diyorsunuz ya, işte diyoruz ya milli hükümet. Milli hükümet ancak öyle kurulabilir. Milli hükümet Vatan Partisi'nin projesi. Onu söylüyorum yani. Diyorsunuz, Vatan Partisi. Bence de onun da günü gelir. Milli hükümet zamanı geliyor. Evet. Milli hükümet zamanı geliyor ama ancak bunun için de bir yani altyapıda bir oluşum gerekiyor. Halkın içerisinden gelen, derinden gelen bir, tabandan gelen bir oluşum tenceredeki gerekiyor. Tenceredeki su ısınmadan kaynamaz ki. Evet ama bunun için de bir liderlik gerekiyor. Bunu da organizasyon gerekiyor. Yani kendi kendine olacak bir şey değil. Peki. Yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar, ben takılırım kendisine. Türk basınının Kartal Tibet'i diye. yine kırmadı geldi Aslan Bulut. Sağ olsun. Önemli konuları konuştuk. Yarın saat 10'da ben yine buradayım. Yarın saat 10'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın saat 10'a kadar değil. Her gün söylediğim gibi biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Ya bakmayın öyle. Yok Türkiye kötüye. Nelerin altından kalktık biz ya. Oho. Bunu da hallederiz. Merak etmeyin. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi. Nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.